Yüzyıllar öncesinin GPS'i, Usturlap. Günümüzde yönümüzü bulmak için teknolojinin son ürünlerinden GPS'ten yararlanıyoruz. Gökyüzünü gözlemlemek için yine modern teleskoplar kullanıyoruz. Ama yüzlerce yıl öncesinde bu aygıtlar yokken, atalarımız yıldızları nasıl gözlemliyor, yönlerini nasıl buluyor, yıldızlar arasındaki mesafeleri nasıl ölçüyor, dağların yüksekliğini nasıl hesaplıyorlardı? İşte tüm bunlar antik çağın belki de en önemli aleti olan usturlap ile yapılıyordu. Modern araştırmacılar İslam astronomisinin bu ana aletinin teknik, sanatsal ve yazın bakımından yüzyıllar boyunca geçirmiş olduğu devasa gelişimi ve pek çok çeşidinin olması Arap İslam döneminde kaydettiği gelişimin seviyesini göstermektedir. İslam kültür çevresinden gelen usturlaplar ve Avrupa'da yapılmış usturlaplar hakkında genç ve ön yargısız bir araştırmacının vardığı sonucu vermek yararlı olacaktır. İslam kültüründen gelen parçaların incelenmesi, İslam alet yapımcılığının beni etkileyen ilerlemeleri ve alet yapımcılarının teknolojik yenilik güçlerini ispatlamaktadır. İslam kültür çevresinde yapılan aletler daima çok yüksek astronomik kullanılırlığı ve aynı zamanda ince sanatsal güzelliği bünyelerinde birleştiren parçalar olarak görünmektedir. Araştırma bugüne kadar kalan usturlaplar arasında bu genel değerlendirmeye pek azının aykırı düşeceğini gösteriyor. Buna karşın Avrupa usturlaplarında yüzyıllar boyu süreklilik gösteren yüksek kalite eksikliği vardır. Bunların birkaçı, usturlap imalinde yüksek bir seviyeye ulaşılmış olduğuna tanıklık etmektedir. Buna karşın el sanatı açısından yüksek seviyeli görünen astronomi örneklerinden hiç de geri kalmayan diğer parçalarsa, icat edenlerinin elementer astronomi bilgisi eksikliklerine tanıklık etmektedir. Bu Avrupa'da astronomik bilginin gelişmesindeki ahenksiz durumu ve bu bilimin ortaçağ İslam dünyasından alınma işinin eksiklik halini yansıtmaktadır. Fuat Sezgin, İslam'da Bilim ve Teknik, Cilt 2, Sayfa 79-80 29 Aralık Mevlana Takvimi